Sevgili izleyiciler, Biga'dayız. Biga'da ikinci bir ziyaret yerindeyiz. Neresi burası? Merkez Avcılar Kulübü'ndeyiz. Sağ tarafımda Yeşilada Avcılar Kulübü Başkanı, sol tarafımda Merkez Avcılar Kulübü Başkanı. Yeşilada'nın davetlisi olarak bugün avları yaptık, bitirdik. Şimdi istirahate çekilecektik ancak Merkez Avcıları Kulübü'nü de ziyaret etmeden edemezdik. Şimdi size başkanı tanıtıyorum. İlk önce hepinize hoş geldiniz. Eyvallah. Biga'da sizi görmek bize büyük mutluluk veriyor. Zaten çoktan beri bekliyorduk. Yani avlarımızı da siz gelin diye, siz geleceğiniz diye biz avlara bile hani hiç silah bile atmadık yani. Herhalde. Hiç olmazsa biz attık ki, bugün. Biz dedik ki gelen misafirlerimiz hoş atsın. Gördüm. Biz zaten her zaman atarız yani. Biz mutlu olduk sizleri aramızda görmekten. Biz burada Biga Merkez Avcılar Kulübü olarak. Kaç üyeniz? Bizim 750 üyemiz var. Bunların pulu var mı? Pulları bizim evet 350 tane pulu var. Geri kalanlarda yaşlı avcılarımız var. Ama faaliyetlerini durdurmuş avcılarımız var. Ama yani aktif olan yine 350 tane üyemiz var yani. Aktif devamlı yani şey yapan, ava çıkanlar ya. Yani. Siz beni daha önce davet etmiştiniz. Etmiştik ama zaman bulamıyordum gelmek için. Zaman bulamadınız. Programlarınız yoğun olduğundan dolayı. Ancak seneye inşallah sizin kulübünde. İnşallah biz de bekleriz yani. Güzel bir av yaparız. Ne yapacağız? Çulluk mu yaparız? Domuz mu yaparız bilmiyorum ama geleceğiz herhalde artık. Bigamız av konusunda zengin meralarımız var yani. Çulluk da olur, tavşan da olur, domuz da olur yani. Bir de sizin şu şeyleri çalmışlardı hatırlıyorsunuz. He makinalarımız. Makinelerinizi çalmışlardı. Evet makinalarımız maalesef çalındı. Sonra yani atış tabii makinesi, ki makine deyince poligonun makinelerini hırsızlar çalmıştı. Sonra ne oldu bulundu mu onlar? Biz yayın yapmıştık. Makinalar çalan kişiler şüpheliler bulundu. Ancak şahitler yetersiz geldiğinden dolayı o çalan kişiler beraat etti. Tabii hırsızlara yol verdiler. Evet, yani şey, taşları bağlıyorlar. Biz de tabii üzüldük ama yine sağ olsun makinalarımızın tam otomatik olarak şu anda yerine monte ettik. Çok yine güzel bir poligonumuz var. Evet var yeni yaptık poligonumuz güzel yani. Süper. İyi yani iyi faaliyetler yapıyoruz burada. Peki ben yerinizi çok beğendim. Siz çok şanslı avcılar grubundansınız. Demin gittiğimiz avcılar kulübü de süper bir binası var. Sizin de burada yeriniz çok güzel koca bir tesis. Evet. Geliriniz de gayet iyiymiş galiba. Aşağıda da kiracılar varmış. Var biraz gelirimiz var. Tabii ki kulüpler, dernekler geliri olmadan yaşayamazlar biliyorsunuz. Sadece aidatlarla bu işler olmuyor yani. Çünkü yani şey varlık göstermeniz için iyi bir bütçeniz olması lazım. Biz de tabii ki Çanakkale bölgesinde çok aktif bir kulübüz. Yani aynı zamanda Çanakkale'yi de temsil ediyoruz. İyi atıcılarımız var. Çok da evet. Şanslısınız. Çünkü zaten az önce belediye başkanınızla tanıştık. Evet. O da destekliyor avcılığı. Kaymakam Bey zaten gönül vermiş bu işe. Evet. Dolayısıyla kıymetini bilmalılar. Evet biz aynı zamanda Yeşilada Avcılar Kulübü sonradan kuruldu. O da bizim kardeş kulübümüz. Zaman zaman bir araya gelip ittifak yapıyoruz yani. Çok güzel. Helal sürekli olsun. İlişki içerisindeyiz. Birlikten kuvvet doğar bunu unutmayın. Evet yani. Sevgili izleyiciler Rastgele Ali Birerdinç bugün Çanakkale'deki ikinci av gününde Biga'daki ikinci av gününde bugün bizi bir muhtar arkadaş sabahleyin burada karşıladı ve çok güzel de bir kahvaltı hazırlamışlar bize. Hangi köyün muhtarısınız? Adınız soyadınız ne? Adım Mustafa Tanrıver. Ahmetler Köyü muhtarıyım. Ali Bey davet ettik. Davetimize icabet ettiniz. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Bugün yapacağımız avı hayırlı olmasını diliyorum. Bizden hava geliyorsunuz. Evet geliyorum. Herkese rastgele diyorum. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sucuk yapmışsın hocam. İnşallah bir dahakine gene buluşuruz. İnşallah peki. Efendim bugün bir sürprizimiz var. Bu program sürprizlerle dolu. Sol tarafımda Çanakkale Av Korumadan Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlilerinden bizi denetleyen, avcıları denetleyen kuruluşun bir mühendisi yanımda. Bir sizi tanıyayım. İsmim Ümit Elçin. Dediğiniz gibi orman mühendisiyim. Aynı zamanda avcıyım. Bugün işte sizinle inşallah bakalım bir av yapacağız. Bu da ilk defa oldu. Av korumacılardan bir kişi bizden av yapacak. Üstelik de evraklı avcı. Valla
Çok memnun olduk. Böyle sizin teşkilattan bize katılanlar başladı herhalde yavaş yavaş. Ya ben eskiden beri zaten hani bu teşkilata girmeden önce de avcıydım. İşte girdikten sonra da şimdi dediğiniz gibi hem bir kontrol faaliyetlerine katılıyoruz hem boş kaldığımızda da av yapıyorsunuz. Avlanmaya çalışıyoruz. Evrak ruhsat bak kontrol ederim ha. Peki. Oldu. Hakikaten resmi avcı arkadaşımız. Peki rastgele diyorum. Hoş geldiniz aramıza. Evet arkadaşlar ava çıkıyoruz. Bütün arkadaşlar hepinize rastgele, hepimize rastgele. Rastgele. Hadi bakalım. Bu arkadaşla bir şey konuşmam lazım. Tamam. Siz dur, bir... Oh yavrum benim. Abiciğim hoş geldiniz. Tamam, hoş geldiniz. Abi ne zaman haberi geldi abi? Yapmayın Allah'ını seversen. Gördüğünüz gibi böyle bir hikayemiz de söz konusuydu. Sabah sabah arkadaşın tiki varmış. Yapınca o da ben yapıyor. Hayırlı olsun ne yapalım. Ya biz avcılarda her türlü film var. Hadi bakalım. Hadi rastgele. Hadi arkadaşlar. Rastgele. İstersen biz yola insek çekip de bulunca böyle. Hala burada karşıyız. Nasip ya. Allah inşallah denk et. Ben demişti bir öğleden sonra bir lastikten bir iş yapacaklarmıştı. Yani onları bir alabilir miyiz diye yani. Sevgili izleyiciler, avın ikinci günü. Av başladı, köpekler saldı arkadaşlar, bekliyoruz. Elleme şimdi bak dönecek. Tamam ben de. Bizimkiler. Ali Bey atış yap bunlara. Gelsin. Bizim domuzları gördünüz mü? İnşallah böyle dönerler. Ah kaplar. Ali Bey böyle gel. Vurdum domuz. Ha? Vurdum o da kaldı. Tamam. 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 Sevgili izleyiciler bir sürü geldi. Domuzları bekliyorduk zaten yukarıdan kıstırmıştık. Karşı yamadan geçiyorlardı. En az 3 tanesi kaldı attıklarımızdan. Ben de attım, motor da attı. Aşağı doğru bir ayrı sürünün bir kısmı da aşağı doğru gitti. Erdoğanlar da yukarıdan attılar tahmin ediyorum. Büyük bir sürüydü. Bozduk sürüyü. En az 3 tanesini vurduk ama nasıl kalacağız değil mi?
şöyle kıstırıldı ileride. Kalanlarına da orada atıyorlar. Biz muhtarla burada attık. 3 tane kaldı orada ama nasıl olacak şimdi? Erdoğan duyuyor musun beni? Erdoğan. Erdoğan. Duyuyor musun Erdoğan? Siz biz muhtarla attığımız sürüye mi attınız? Biz oradan en az 2 tane ya da 3 tanesini vurduk. Muhtemelen bu bağ bitti. Haykacılar çıkıyorlar çünkü büyük sürü yürüdü o tarafa. Artık geri döner mi dönmez mi bilmiyorum. Herhalde bir bağ daha mı yapacağız? İnşallah. Yukarıdaki çocuklarla bir irtibat sağlayalım. Tabii, ne diyor tabii. Ondan sonra bir toplanalım, karar verelim. Tamam. Muhtar gördü nereye düştüğünü. Evet. Ben tam şimdi kestiriyorum onu ama. Şöyle bak. Yürümek lazım. Evet. Şöyle. Bak en az orada tavukçu orada bak. Yok az daha yukarı. Az daha yukarı. Ha. Çulluk avında mıyız, domuz avında mı anlamadım. Çullukta mıyız, domuzda mı Ali? Bu kalkarsa da. Hangi yere gidiyorum? Ha, böyle gel şöyle, burada bir makam falan. Domuz dişi bulduk. Bunu bulduk, Uğur gelecek, domuzu devireceğiz. İkinciyi Feridun vuracak, birinciyi ben. Gene, ulan çamurunu gene bana attı. Mümkün değil, çamur atmadan duramıyor. Sevgili izleyiciler, birinci bağ bitti. İkinci bağdayız. Daha değişik bir merhaya geldik ama aynı yöre. Şimdi birazdan köpeklere salacak arkadaşlar. Haykacılar da arkadan gelecek. Zaten köpekler de hafif hafif avlanmaya başladılar. Bekliyoruz. Bu yerimiz de çok güzel. Muhtar getirdiğimiz buraya bakalım ne olacak. Arkadaki mi? Bak şu sevgi daha. Ha, oradan mı gelecekler? Ana. Çevre korumadan köyden alıyorlar. Evet. Çevre.
işte bir saat, bir buçuk saat içinde orada yemeğe geldik. Köpekler ses yapıyor. Muhtemelen domuz kalktı. Aşağı doğru indi, ilerse bize gelecek. Bize gelirse çok sıklıkla atacağız. Görebildiğimiz yerde. Bir de dikkat edin, turuncu şapkalı arkadaşlar var. Ta neredeyse bir kilometre ötede şapkalarından tanınabiliyorlar. Onun için turuncu çok önemli. Turuncu çok önemli. Aşağı indi. Hangi ezer bayrağı şimdi? Mümkün. Ama şey ya, oldum dedi. Küçük bunlar yani. Oldum dedi. Nereye dolduracağız bunları ya? Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban Televizyonu'nda Rastgele Ali Birerdinç programı Çanak